Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur. Gününüz güzel geçiyordur. Zaten tatil içerisindeyiz. Okula giden babuşlar için söylüyorum tabii ki. Umarım tatilinizi eğlenceli geçirebiliyorsunuzdur. Keyifler yerinde mi? Umarım keyifler yerindedir. Şu an ekranda görmüş olduğunuz oyun Saga of Survival. Bizim oynadığımız... Affedersiniz. Bizim oynadığımız Westland Survival'ı hatırlıyor musunuz? Hani pazartesi günü videosu yayınlanmıştı. Birazcık ona benziyor ama bu daha çok RPG öğeleri içeriyor ve sizi fantastik bir dünyaya konuk ediyor. Oyunun başında minik bir cutscene izletiyor size. Maalesef ki cutscene'i gösteremedim çünkü cutscene'den sonra oyuna bir miktar daha indirme yapmaya devam ediyor. Bu arada boyutu 100 MB falan olması lazım, tam emin değilim. Cutscene'den sonra da böyle bir karakter oluşturma ekranı ile karşılaşıyorsun. Ve bu karakter oluşturma ekranından sonra da lambur lumbur oyunu oynayacağız bakalım. Elemanların ellerinde tuttukları şey, kenara döndürülebiliyormuş. Ellerinde tuttukları şey mızrak mı asa mı ilk başta anlayamadım ama sanırım mızrak tutuyorlar ellerinde. Erkek karakter seçerim ve oynamaya devam ederim. Bir şeyler anlattı bana ama ooo. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Toplama tuşu ne? E mi? F mi? Toplama tuşu hangisi? Bir saniye, bana bir tuşları gösterir misin? WASD ile çok rahat şey yapıyor. Ben buna bir tuş atamam lazım arkadaşlar. Bir saniye müsaadenizle tuş atayım. Muhtemelen şu toparlama tuşu. Toplama tuşunu E'ye getirelim. Daha sonrasında envanter. Envanteri I ile açalım. Normal bir şey MMORPG oynuyormuş gibi hesap edelim. Atak tuşumuz F olsun. Eğilmeyi de CTRL yapabiliriz sanırım. Tamam, bunları bir kaydedelim şöyle tatlı tatlı. Ondan sonra oyunumuza geçiş yaparız. Bu arada ben ismimi düzenleyebiliyor muyum? Galiba ismimi düzenleyemiyorum. Oyunun güncellemeleriyle alakalı şeyler var. Bu arada oyunda sesi çok az duyuyorsunuz, farkındayım. Birazdan ses problemini çözeceğim. Ve babuşlar, keyifli, güzel zaman geçiriyorsanız videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz, haberiniz olsun. Kartlar kısmına da tıklamayı, göz atmayı ihmal etmeyin lütfen. Can değerimi falan görünür hale getirdim. Şimdi şöyle devam edeceğim. Evet, tahmin ettiğim gibi E loot yapmaya yarıyor. Saz bitkisini toparladık. Buradakilerin hepsi saz bitkisi mi? Muhtemelen yiyecek içecek ihtiyacımız olacaktır. Buralardan böğürtlenleri de toplayalım. Henüz etrafta saldırgan birilerini göremedim. Şöyle bir envanterimi açayım. Craft menüsünü açayım. Craft menüsünde neler var? Değnek yapabiliyoruz. Taş kazma ve taş balta yapabiliyoruz. Aynı zamanda kamp ateşi yapabiliyoruz. Yine temel olarak bir hayatta kalma oyunu oynadığımız için öncelikle bir kamp ateşi yapmaya odaklansak çok harika olur sanki. Ne diyorsunuz? Üzerimize doğru bir yaban domuzu geliyor. Sanırım vurmak için F tuşunu yanlış yere koydum. Her neyse. Şu yaratığı bir şey yapalım. Alalım bakalım. Hepsini al diyelim. Arkadaşlar galiba ben ufak bir hata yaptım. Şimdi şöyle F tuşunu şuraya getireceğiz. Silah değişim tuşunun yerine de Q'yu atayacağım ben. BlueStack bu konuda gerçekten çok ilerledi ya. Oyunları oynarken artık eskisi gibi sıkıntı yaşamıyorum ama sanki bir benim talimatlarımı algılamakta zorlanıyor gibi. Yani böyle tıkladığım gibi toparlamıyor. Önce çalın durmasını mı bekliyor acaba? Ne yapıyor bilmiyorum ama. Buna taş balta gerekmiyordur be hocam ya. İki nesne bir araya geldiğinde ilk iş böyle kazmayı falan kavralamak oluyor anladığım kadarıyla. Anladım. Map'i açabiliyor muyuz peki? Map'i büyütebiliyor muyuz? Günlük giriş ödülüm var galiba. Teşekkür ederim. Demir balta verdi bana direkt günlük giriş ödülünden. Harika. Pekala, demir baltamı kuşanmalı mıyım? Ya da demir baltam nerede? Ödüllerini al. Tamam kardeşim, alacağım işte. Kasada. Tamam, kasada dursun şimdilik. Açlık değerimi falan burada yazıyoruz zaten. Böğürtlenler pişirilebiliyor mudur sizce? Ben önce hemen şeye bakmak istiyorum. Galiba online bir oyun. Çok zekiyim değil mi? Kamp ateşi yapmak için ipe ihtiyacım var. Peki ip için neye ihtiyacım var? Ve seviye 2'de de işlenmiş saha şey yapabiliyorum. Turp falan üretebilmek için. Bir de uyarı atışı yapabiliyorum. Küresel sohbetteki oyuncularla iletişim kurmak için kullanılıyormuş bu da.
Deri kese yapmayı da deneyeceğim çünkü muhtemelen itemlarımı toparlayabilmem için deri keseye ihtiyacım olacak. Şu Birdland'i alır mısın canım kardeşim? Birdland'i al. Odun parçasını al. Oyundaki sesler bana birazcık yetersiz geldi ya. Sanki böyle bir miktar yetersiz gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama etrafta gördüğüm kadarıyla çok fazla odun şeyi yok. Odun parçacığı yok. O yüzden ilk başta odun parçacığını mı toparlasam acaba? Bayağı Birdland toparladık ya. Odun parçası yok dediğim gibi de sağdan soldan odun parçası fırlaması. Oh. Şu yaban domuzunu bir indirelim aşağı. Aa, hadi ama taş kazma gerekmiyordur. Deri çıkmıyor mu aralarından? Şu yaban domuzu kardeşi de bir avlayalım. Ye bakayım mızrağa. Güzel. Deri bulduk. Çok güzel. Şimdi bulduğumuz deriyle hemen kendimize bir şey yapmak istiyorum ben. Sırt çantası yapmak istiyorum deri kese. Deri kese sayesinde daha fazla materyal taşıyabileceğime inanıyorum. Çünkü ki deri kesenin üretimiyle beraber şöyle deri keseyi kuşanabilirsek çok harika oldu. Deri kesenin üretimiyle beraber artık daha fazla şey yapabiliyoruz. Daha fazla ekipman toparlayabiliyoruz. Pekala yiyecekleri şöyle aşağı koyalım. Bu hayvan yağı. Bir şey soracağım. Su ihtiyacımı neyle karşılıyorum? Börtlen su ihtiyacını da gideriyor. Şu börtlenleri bir yiyelim o zaman. Nasıl kullanacağım? Tamam, börtlenler rahatlıkla su ihtiyacımı karşılayabiliyor ama su için etrafta börtlen aramak bana çok şey gelmiyor. Yani bir temiz içme suyu kaynağı vardır diye tahmin ediyorum illaki. Bu arada bir miktar taş... Oo, burası bir anıt gibi bir yer galiba. Bir miktar taş bulabilirsem yeni bir şeyler inşa etmek istiyorum. Önce bir taş kazma alalım, tamam mı? Daha kendimize ev falan kuracağız. Önce bir taş kazma yapalım kendimize. Taş toplayalım çünkü elimizde yeterince odun var ve yerden odunları rahat bulabiliyoruz. Muhtemelen de rahat bulmaya devam edeceğiz. Şöyle bir... O, bak bu maden toplama sesi beni birazcık tatmin etti açıkçası. Kurt uluma sesini hep beraber duyduk değil mi? Bana bir parça daha odun lazım. Çok güzel. Bu topladığım bir parça odun sayesinde de ekipmanlarımı şöyle aşağı almak istiyorum. Merhaba. Bu topladığım bir parça odun sayesinde de artık taş balta üreteceğim. Ve taş balta sayesinde artık ihtiyaçlarımı rahatlıkla giderebileceğim. Ve taş kazma ve taş balta üretmek bir görevmiş. Biz şu an görev tamamlamış olduk. Görev tamamlamamızla beraber... başta diyeceğim sanırım. 5 tane çam tohumu topla, 6 tane böğürtlen topla, 2 tane yaban domuzu mağlup et. Ben bunları çoktan yaptım sanırım ama... bir şeyler aldık. Oo! Bandaj, turp çorbası, silah yeteneği cildi ve çam tohumu mu? Abi neler diyorsun? Oyun ödül açısından gerçekten çok iyi. Bu arada ben herhangi bir şekilde sesleri kapatmadım. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada zaten oyunla alakalı tutorial var. Türkçe müzikler açık, grafikler yüksek. Ultra'ya getirelim mi? Acaba açık gir yapmak gerekiyor mudur? Ha, tipimiz de değiştirilebiliyor. Tamam ya, şöyle bir tipimizi Samet Güngör olarak ayarlayalım. Bu arada bu oyunlara devam etmemi isterseniz lütfen bunu videoyu beğenerek belirtmeyi ihmal etmeyin. Ha, bu avatar sadece. Tamam, avatarda şu abimiz durabilir. Avatarımız da uygulandı. Güzel. %50 XP takviyem var. Vay anasını vay. BlueStack efendi ödülümü de verdi. Bravo diye. Şimdi birazcık ağaç kesme zamanı. Açıkçası bir görev tamamlandı. Güzel. Tamamladığım görevleri nereden şey yapacağım? Şuradan mı? Oyun hoşuma gitmeye başladı bu arada. Yalnızca sesler beni tatmin etmedi. Ve ben sesleri kısmadım arkadaşlar. Yani müzik sesini falan kapatmadım. Ama şunu söyleyebilirim. WASD tuşları, koşu tuşları çok rahat çalışıyor. Ya diğer oyunlara nazaran çok rahat oynuyorum. Ve biz çalıştıkça çok daha hızlı bitiyor şeyim. Görevler nerede?
Bana görevlerin yerini gösterir misin? Ha, görevler bunlar olmalı. Üretim inşa et. Campfire inşa et. Ama sanki campfire inşa etmek için daha başka şeyler gerekiyordu. Yaban domuzu mağlup et. Yok ki. Aa, var burada bir tane. Gel bakalım. Güzel. Yaban domuzları da canımızı o kadar alamıyor ya. Benim bir tane daha yaban domuzu mağlup etmem lazım. Ha, her şeyi toparladın artık. Şey yap diyor. Kamp ateşi inşa et diyor. Zaten kamp ateşi gerekli. Acıkmaya başladım. Vakit geçmeden bir şeyler yemeliyim. Tamam. Biz biraz loot'a daldık. Merak etme, karnını doyuracağım. Vallahi böğürtlenleri kemirttim elemana. Şöyle bir turpu da alalım kenara. Item'larım da var. Şöyle bir taşla sopa şu kenarda dursun. Derimiz de çok iyi. Aslında ufaktan biz ev inşa etmeye de başlayabiliriz ama öncelikle bana kamp ateşi şey yap dedi. Kaynak. Boş kırbalar ve boş seyyahlar fıçıları doldurmakta, mağara iksiri ve kutsanmış su üretmekte kullanılır. Mağara iksiri. Mağara diye mi okuyacağız? Mara. Mara. Dümdüz mara. Sizce de telaffuzu zor bir kelime değil mi? Yatak. Lanet puanını temizlemek için kullanılır. Tabakhane. Bu da deriyi galiba işlenebilir deri yapmayı da kullanmamızı sağlıyor. Kamp ateşi inşa edemiyorum ama ip. Mekanlarda yağmalanır ya da dokuma tezgahında şey yapılır diyor. Bir ara mekan yağmalamaya gidebiliriz ya. Şu sazları falan toplayalım. Etrafı çok güzel lootluyoruz bu arada. Minik bir yağmur geldi geçti. Ve görev tamamladık sanırım. 4 tane yaban domuzu mağlup et. Aldım. Uyarı ateşi inşa edebiliyorum. İşlenmiş saba inşa edebiliyorum. Küçük sandık inşa edebiliyorum. Bunların hepsinin bir ödülü var elbette ama ben öncelikli olarak kaynaklarımı kamp ateşi yakmaya saklamam gerektiğini düşünüyorum. Ama çevrede lootlayacağım bir şey bulamadım nedense. Bu ev işareti nedir? Evet, kendime minik bir barınak yapmamı sağlayacak. Çok güzel. Buradaki zaten otomatikman craft menüsüne gidiyor. Şey, videoda her şey yolunda mı? Her şeyi net görebiliyor musunuz? Sanırım görebiliyorsunuz. Güzel. Benim bu tarz oyunlar hoşuma gidiyor ya. Yani bunları ben bir mini seri yapmak isterim ama özellikle enerji puanı olmaması beni çok mutlu ediyor. Ama burada da genelde harita seyahatlerinde enerji puanı kullanılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ne yaptık? Kuşun evini başına mı yıktık? Ağaç kakan Woody'nin gazabına mı uğrayacağız? O ne? Zannedersin ağaç kakan Woody'nin gazabına uğrayacağız. O amacım o değildi. Şu odun parçasını da ver bana. Yeterince odun parçan var mı? Vallahi 20 artı 7 tane odun parçam var. Çok güzel. Taşları falan da depolamışım. Samanlarım da var. Aslına bakarsanız bir loot'a çıkabiliriz ya. Ya da minik bir sandık yapalım şuralara bir yerlere. Dur bakayım, böğürtlerini topla. Küçük sandık inşa edeceğim. O değil. Birazcık taş toplasak iyi olur. Küçük bir sandık inşa edeceğim. Fazladan böğürtlenleri ve kaynakları oraya koyacağım. Hayır, yeter. Otomatikman büyük objeye yöneliyor. Otomatik büyük objeye yöneldiği için bir miktar sıkıntı yaşayabiliyorum ya. Şimdi amacımı söyleyeyim. Derdim bir tane şey yapmak. Şunları bir toparlayayım. Bir tane sandık yapacağım. Benim bölgeme baskına gelebiliyorlar mı bilmiyorum. Sandık yapışımın ardından fazla kaynaklarımı bırakacağım. Daha sonrasında dışarı loot'a gideceğim. İp bulma umuduyla gideceğim bu loot'a. Şayet ip bulabilirsem rahatlıkla eve dönüp kamp ateşimi yapıp daha sonrasında yerleşimimi başlatabilirim diye düşünüyorum. Bayağı şey topladık, kaynak topladık da iyi acıktık ha. Etraftaki nesneleri toplamak istemiştim ama. Etraftaki odun parçalarına bak.
Abi iki tane 20'lik yaptığımız gerçekten yani helal olsun bize ya. Şu taşı da parçaladıktan sonra bir yemek yedirteyim artık. Çünkü eleman acıktı. Turp. Turpu direkt yedireceğim çünkü turp sadece yemek ihtiyacını gideriyor. Bunun da pişirilmesi lazım. Pişirilmesi lazım. Pişirilmeden yenmez. Vallahi böğürtlenler daha çok doyuruyor gibi. Tamam, 10 tane böğürtlen kalsın. Şunları bir topla bakayım. Vallahi toplamaya da birer açlık puanı gidiyor arkadaşlar. Artık ağaçları kesmeye falan uğraşmayacağım. Westland'de bunları kolay kolay toplamaya alışmışım. Şimdi etrafta çok fazla materyal görünce bir şaşırdım açıkçası. Aa, bir saniye. Ben bunu görmedim daha önce. Şunu bir aç bana bakayım. Kılıç, ip, deri falan zaten gelecekmiş. 10 tane de çorba. Abicim sen bana bunları daha önce verecektin. O zaman bir saniye hemen inşa etme menüsüne geliyoruz. Bir saniye önce bir kılıcı şey yapalım. Kılıcı kuşanalım. Ondan sonra buraya gel bakayım şu yemeği bir al. Elimde zaten benim bir tane deri zımbırık var. Şimdi o halde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Öncelikle ben bir bina yapımını açıyorum. Mobilya değil, zemine ihtiyaç var mı? Bunlar zaten zemin. Tamam, çok güzel. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle şuraya arabanın kenarına 3'e 3'lük bir alan kuruyorum sevgili arkadaşlar. 3'e 3'lük bir alan. Çok gösterişli, çok şaşalı bir yer olmasına gerek yok zaten. Çok güzel. 3'e 3'lük bir zemin yaptık. 4'e 4'lük mü yapsam acaba? 4'e 4'lük birazcık şey mi olur? Gösteriş mi olur sizce? Şurayı da alacak şekilde. Gerçi elimizde kaynağımız var. Baltayı tekrardan yapacak şeyimiz var. Güzel bir şekilde seviye atladık bu arada. Abi 4'e 4'lük yaparız ya. Görgüsüzlük mü görgüsüzlük fark etmez bize. Şimdi etrafını evin etrafını bir duvarla çevreleyelim. Acaba bir yere pencere yerleştirmeme gerek var mı? Ya bence pencere gereksiz ya. Bir şey olduğunda dışarı çıkarız yani en babası zaten yaban domuzu geliyor. Şuraya bir tane kapı inşa edelim. Yeterli kaynak yok. Ha. Şeyimiz eksik galiba. Sazımız eksik. Şunları bir toparla. Ya böğürtlenlerimiz falan var. Galiba sazımız eksik. Evet. Topladığımız o kadar kaynağın bir işe yaradığını görmek sevindirici. İleride bayağı çalı var ya. Hayda. Ben yandaki şeyi almak istemiştim. Bir tohumu almak istemiştim ama yandaki tohumu olmak pek mümkün olmadı gibi. Yahu. Kardeşim şunları topla. Evin etrafını tamamlamak için saza ihtiyacım var. Sazlar nerede? Eve minik bir chest atıp geri kalanını dışarıdan yağmalamaya çalışabilirim. Çünkü burada bulabileceğim tek şey ağaçlar kaldı galiba. Yani ağaçlarla falan idare etmeye çalışıyorum. Dışarıdan sazları falan komple toplayıp gelebilirim. Fazla kaynakları da eve atmış olurum. Yok abi burada gerçekten alınabilecek pek bir şey kalmadı. Yani biraz erken kuruttuk gibi mekanı ne diyorsunuz? Turp. Turpu falan da ekeriz ha. Ya o değil. Kardeşim yeterince çile çektiriyorsun bana şu an. Envanterinde eşya mı? Çok. Sanırım tamamlamama yeter ya. Yani muhtemelen para zemine gitmiştir. Hop. Hop. Bu kapı ne güzel açılıp kapanıyor. Ev yapmaya geç bakayım. Gel buraya. 1, 2, 2, 3, 4. Güzel. Yeterli kaynağa gerek yok zaten. Hayır, oyundan çıkmayacağım. Evimi yaptım. Daha ne isteyeyim ben? Evimi yaptım.
Yani yemek kaynağı için falan filan bir şeyler yapacağım. Şimdi öncelikle bir şuraya değil, yanlış yere tıkladım. Pardon, buraya geleceğim. Evet, sandık için 8 tane şey gerekiyor. Merhaba, yeni sandığıma merhaba deyin. Ben bunu sandık olarak kullanacağım. Yani birisi gelir buraya tüner mi bilmiyorum ama tünesin tünemesin, burası benim yeni sandığım. Şu ipi de tekrar sandığa koyabilirim. Araç gereçler kullanılacak. Araç gereçleri yanıma alıyorum. Hayvan yağını da koyuyorum buraya. 2 tane 20'lik böğürtleni de koyuyorum. Ayrıca turpu ve eti de koyuyorum. Çünkü zaten yanımda çorbayla gideceğim dışarı. Şunları toplayıp bir şöyle dışarı çıkalım ya. 8 tane saz parçası bulamayabilirim çünkü. Bir kamp ateşi yapmaya ihtiyacım var. Hatta şuradan odunları toplayıp 20'nin üzerine geçirip öyle şey yapabilirim. Gidebilirim buradan. Kulaklarıma bir şey oldu, fark ettiniz mi? Sesler bir geriden gelmeye başladı sanki. Ha. Şimdi düzelmeye başladı. Yani böyle bir kulaklarımız dolu gibiydi. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Kılıcımız falan da var. Kardeş merhaba. Evet, fazladan bir 20'lik odunum daha var. Turpu yerim, şu 20'lik odunu koyarım. Şunları da şöyle alırız. Şöyle yaparız. Sazlar orada durur. Turpu ben bağladım mı? Zannetmiyorum. Şu eksi bir göz ne? Turp çorbası. Turpu ekimde falan kullanacağım ya. Oh, afiyet olsun. Hadi biraz bir yerlere gidelim. Biratla haritada daha uzak yerlere yolculuk et. Birini ehlileştirme. Ehlileştirme ne kanka? Evcilleştirme değil mi? Süre sınırlı etkinlik. Çok sayıda değerli ganimet. Yok baba, sağ ol. Çamlık. Buraya gidilebilir. Taşbayır. Örümcekler falan da var orada. Oraya gitmeyeceğim. Çamlığa gidelim, şöyle bir koşturalım. 22 saniyelik mekana gitmiş de bak, baskıncı şeyi, zindan bindan var. Pusuya düşmüş kervan. Ama burada düşmanlar var, yani yerliler falan var. Tamam, yüklü ganimet var da. Yarım kafa gösteriyor hatta, gittiğimiz çamlıktan daha az tehlikeli gösteriyor ama. Bilmiyorum, oradaki düşman grupları rahatlıkla indirilebilecek gruplar mı? Bu arada müsaadenizle biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Şöyle bir koltuğu, kanepeyi geri çekeyim. Oturduğum koltuğu, hop. Kamerayı da biraz indireyim. Biraz yoruldum sırt üstü durmaktan. Güzel. Şimdi şuradaki çalılıkları toplamaya başla bakayım. Hem buradan yaban domuzu derisi falan da bulabiliriz. Hop, genç yaban domuzu. Oo, çok harika. Diş de geldi. Diş ne işe yarıyor bilmiyorum. Böğürtlen toplamaya devam edeceğim elbette. Kurbağalardan falan da güzel loot geldi. Ama yani direkt oraya yapışman pek hoş bir hareket değil kardeş. Direkt oraya yapışmayaydın keşke. Topla şunu. Ben buraya saz toplamaya geldim. Onu unutmamam lazım. Hayvan yağını al. Bu nedir? Kurbağa bezi. Zehir yapımında kullanılıyor olabilir kurbağa bezi. Böğürtlenleri yiyeceğim. Envanterimi temiz tutmak istiyorum. Turp tohumu. Evet, benim aradığım şey turpun kendisi değil, turp tohumuydu muhtemelen. Turp tohumu dursun. Alabildiğim kadar sazlık alacağım. Amacım o yönde. Turp da toplayabilirim elbette. Ama ana amacım sazlık. Ana amacım birden turpa dönüştü. Evet, yaban domuzu kardeş. Bir miktar sıkıntı çıkardın bize sanki. Bir saniye. Orayı açmadan evvel. Merhaba. Canımız çok gitmiyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama can değerimizin çok gitmeyişine seviniyorum açıkçası. 5 saniye içerisinde araştıracak burayı. Kahvemi de bitirmişim. Açıl susam açıl. Su matarası falan filan.
Peynir. O peynir de var ya, bir açlık gideriyor. Vay maşallah. Bu ne? Mara iksiri. Büyü falan yapmaya kullanılacak galiba ya. Deriyi de atmak istemiyorum. Biz buraya sazlık toplamaya geldik. Kurbağa şeyini falan mı boş geçsem acaba? Bu envanterimin boşaltılmış hali bu arada. Abi et atılacak, yapacak bir şey yok. Peynir meynir bulduk. Ne yapacağım eti? Sazlık toplamaya devam edelim o halde. Abi sazlık toplamaya diye geldim. Sazlık dışında her şeyi aldım galiba. Merhaba. Zehri bilerek alıyorum. Kurbağa zehri olduğunu tahmin ediyorum tabii ki. Ne yapılacak tam bilmiyorum ama ya şey, ay neyse. En kötü bir odunu 20'leriz canım, başka bir şey olmaz. Al bakayım bunu. O ne? Exile 42 Bey, ne yaptınız? Şu arkadaşın bir lootuna bakalım. Kolluğu ve ayakkabıyı kuşanır mısın? Değnek. Teşekkür ederim, ben almayayım. Şu. Ya onu almayacağım. İndir kurbağayı. Kurbağa indirme görevini tamamladım muhtemelen. Tamamlanmış görevlere bakalım. Kurbağa muhalefet. Ver bakalım. İşçi çekici, şifacının çantası, taş balta parşömeni 1, saz 20. Bunları benim envanterime vermiyor Allah'tan. Bunları depoya veriyor değil mi? Kale değil, depom. Yani mağazada. Aynen. Bak bunların hepsi kasada. Güzel. Bu malzemelerimi kasada bırakacağım bu arada. Bir miktar taş toparlayabilirim. O kadar önemli değil. Envanterimde yerim var zaten. Saz bulmaya gelmiştim ben buraya ama saz dışında her şeyi bulduk galiba ya. 14 odun, 10 taş. Saz kaç? 14 tane. Çok az. Ben buraya saz toplamaya geldim. O ne? Geyik. Sanırım geyik avlamak çok kolay olmamalı. Merhaba yaban domuzu. Vallahi kılıçlarla birazcık aldım canınızı ama envanterimde eşya yok. Böğürtlen isteyen yok zaten. Merhaba. Çok yaban domuzu indirdim. Benim var ya, ayrı ayrı chest yapmam gerekecek. Yemek için ayrı chest, şey için ayrı chest. O yüzden benim malzemeler için ayrı chest. O yüzden benim en az 16 tane saza ihtiyacım var. Çünkü bir sandık yapmak için 8 tane saz kullanılıyor. Bir de ekstradan kamp ateşi yapacaksam benim toplamam gereken saz miktarı artıyor. Ama etrafta bol bol böğürtlen falan filan var ve etrafta saz yok. Yani çalı çırpı yok. Ben çalı çırpı bulmakta zorlanıyorum şu an. Başka zorlandığım bir konu yok. Buralarda oyunun dışı. Ben burayı açtım mı? Evet, burayı açmışım. Diğer varile de gidip bakacağım. Şöyle etrafı araştırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yere atılmış materyalleri alırım. Vallahi mızrağımın da canı iyi, taşımın da canı iyi. O yüzden pek sıkıntı yok. Merhaba kurbağa kardeşler. Onun üzerinde steklenebilmesine sevindim. Bu ne? Peynir kumaşı mı? Üretim için kullanılır, mekanda yağmalanır veya peynir tüketerek elde edilir. İşe yarayan bir şeysin muhtemelen ama şu an sana ihtiyacım yok. Sazlığı alalım. Umarım çok işe yarayan bir şey atmıyorumdur dışarı. Merhaba. Burada bir yerde geyik kovaladığımı hatırlıyorum ben. Çivi ve tırpan. Evet, demir çivinin lazım olacağına eminim. Hatta tırpanın da lazım olacağına eminim. Evet, seçilen eşyayı yok etmek pek mantıklı değil. Çiviyi alıyorum, turpu atıyorum. Yapacak bir şey yok. Taşları toparla bakayım.
Birdman var, taş falan filan var. Buradan eve döneceğiz anlaşılan. Yani toparlayabileceğimiz kadar sazlık toparladık galiba. Haydi eve dönme vakti. Belki loot için mekana bir gidebilirim ama öncesinde bir evimi tamamlamam lazım. Age of Survival'ı sevdim mi? Çok sevdim. Saga of Survival'ı hakikaten çok sevdim. Ama şu an oy veremem. Çünkü şu an videodayım. Videoda olmasam ama emin olun yani çok güzel yorumları hak eden bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Ve şu an şunu söyleyebilirim. Ya bir tane oyun içi alışveriş yapmadık da 8-10 seviyeye geldik. Oyun sürekli ödüllendiriyor, sürekli ödül veriyor. Mekanlardan çok sağlam loot çıkıyor. Her şey çok iyi şu anda. Yaban hayatına karşı evini korumalısın. Dumanlar ve zeminler, duvarlar ve zeminler seni koruyacaktır diyordu sanırım. Turpları attık galiba ya. Merhaba. Evim güzel evim. Şimdi craft sekmesine bir girelim. Şapka, tunik, pantolon, sargı. Tamam, şu an daha bir şey yapmayacağım. Fümeci falan da yapılmayacak. Şimdi öncelikle bir şey yapmak istiyorum ben. Sandık. Bir tane sandık üret. Küçük sandık üretildi de nereye konuldu? Evet, evde mobilyalar sekmesinde, öyle değil mi? Merhaba, şuraya alabilir miyiz onu? Teşekkür ederim. Bir tane görev tamamlamış olduk bu vesileyle. Açıl Susam, açıl. Şimdi bu sevgili Susam'ın içerisine yenilebilir malzemeleri koyacağız. Aynı zamanda su. Su da içilebilir bir malzeme çünkü. Yiyecek ve içecek. Gıda sandığı diyorum ben buna. Gıda sandığı olarak adlandırıp bunu gıda sandığı olarak kullanacağız. Oğlum oyunun bir de Türkçe olması nasıl güzel bir şey ya. Çok harika bir olay değil mi? Böğürtlenleri ver. Eti ver. Aç bakayım şu gıda sandığının içini. Böğürtlenleri koy. Eti koy. Et daha pişirilecek. Yani iksiri de koy şimdilik. Çünkü iksirin ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. Benim aç kalma durumumun pek olduğunu zannetmiyorum. Bu arada bu şey puanı ne? Yani belli bir süre sonra uyumam mı gerekiyor bilmiyorum. Şu hayvan yağını alalım. Şunları alalım. Daha sonrasında bir saniye. Öncelikle bir kamp ateşi yapmak istiyorum ben. Hayatın devamlılığı için zaten ateşe ihtiyacımız var. O yüzden şuradan bir kalan sazlarıma kamp ateşini bir craftlayayım. Sadece iki tane saz parçası istiyormuş. Bu mükemmel bir şey. Hemen şuradan bir kamp ateşini yerleştirmeye çalışalım. İçeriye bir yere yerleşiyor musun sen? Aa, içeriye yerleşiyor. Peki bir şey soracağım. Mekanın içerisine kamp ateşi kurmak ne kadar mantıklı sizce? Bilmiyorum, kurdum. Sevgili kamp ateşi, merhaba. Evet, böğürtlen ve şeyden su şey yapabiliyorsun. Meyve çayı yapabiliyorsun. Pekala. Seviyeleri arttırmadan şey yapamıyormuşuz ama. Anlıyorum. Bunlar görevdi bu arada. Ben bu görevleri tamamladıkça bana çok güzel ödüller geldi sanırım. Kamp ateşi inşa etme görevini tamamladım ben. Küçük sandık inşa etme görevini bir alabilir miyim? Eyvallah. Yeni şeyler açıldı şimdi. Kaynak inşa et, tabakhane inşa et, kamp ateşini yükselt gibi gibi. Neyse, ben ödüllerimi alayım. Bir saniye bir şey diyeceğim. Yani şu an evet, kamp ateşi inşa etme şeyini de aldık. Şu an bir oyun içi alışveriş yapmaya ihtiyacım yok ama misal oyun içi alışveriş marketini ben bir görmek istiyorum. Markete girmek, bu ne? Klanlar. Henüz bir klan açılmadı. Arkadaş olarak ekli olanlar. Topluluğa hoş geldin. Dur. O topluluğun da acelesi yok. Sıralamalar, kaynaklar falan filan, onlar anlatılıyor. Abi ben diyelim ki alışveriş yapmak istedim. Ne yapacağım? Silah satın alacağım misal. Abi 5 TL mi? Gerçekten mi? Onun fiyatları falan da çok iyi. Bu oyun haddinden fazla iyi. Menzilli saldırı birimi paketi 5 TL. Ben galiba oyunları acaba Türkçe desteği olmayan oyunlar oynadığımdan dolayı mı diğerleri gözümde çok büyüdü?
Şu çorbayı bir iç bakayım. Oğlum şu an bana oynadığım şey çok mükemmel geliyor ya. Yok, kamp ateşi değil bu paşam. Şimdi sen bana bir envanter açıyorsun. Envanterden tekrardan crafting'i açıyorsun. Crafting'den bana bir tane küçük sandık yapıyorsun. Bu küçük sandığa da ıvır zıvır sandığı adını vereceğim. Merhaba. Şu kasayı şu köşeye koyabilir miyiz? Şöyle dönder. Bu köşede dursun. Bu kasa bizim ıvır zıvır kasamız olacak arkadaşlar. Yani ıvır zıvır kasasından kastım, lootladığımız materyallerin bulunduğu kasa olacak. İp de buna dahil, tohum da buna dahil, kitap da buna dahil. Ama tohum buna dahil olmamalı sanki. Tohum yemeğe mi dahil olmalı? Ya tohum da buraya dahil olsun. Şöyle gel bakalım. Loot sandığı diyelim kendisine. Ve bir kasa daha inşa etmek istiyorum ama sanırım kasa inşa edecek vaktim yok. Dışarıdaki şeyde şu araba da artık arabayı da ben kendi amaçlarım uğruna kullanacağım. Şöyle gel bakalım. Bu dışarıdaki araba da benim kaynak sandığım olacak. İster istemez. Çünkü başka seçenek kalmadı. Şimdi bak, bir şeyi çok merak ettiğinizi biliyorum. Merhaba. Loot sandığının içerisini açar mısın? Şu şey de orada dursun. Deri de orada dursun. Bir şeyi hep beraber merak ettiğimizi biliyorum arkadaşlar. O yüzden oraya doğru gideceğim. Şu yeni açılan mekan var ya, hani değerli ganimet bulunuyor dedikleri. Ben bir oraya gitmek istiyorum. Video ne kadar olmuş? 36 dakika. Vay anasını vay. Ama acayip sardı be. Dur bir 22 dakika içerisinde gidelim de şurayı bir yağmalayalım. Ben oyunu acayip beğendim şu an. Yani çok kral bir oyun ya. Çok kral bir oyun. Ama umarım gelip tabii tüm ilerlememi şey yapmazlar. Birileri gelip baskın düzenleyip bütün ilerlememi yok etmez. Şimdi şu sazları bir topla bakayım. Zaten bize saz lazım. Kılıcımız var en kötü. Eğilerek ilerleyelim mi? Böyle bence birazcık gizli ilerlemekte fayda var. Böğürtlenlerden de çay yapılıyor. Çayı al. Şu sandığı bir aç bakalım. Kuşan. Öteki sandık kalsın. Çiviyi al. Peyniri al. Şu peynir ve böğürtlen toplanabilir. Paslanmış demir. Muhakkak bir işe yarayacaktır. Şunu al. Sazı da al. Gel bakayım şurayı araştır. Harbiden güzel etkinlikten gelmiş ya. Bu ne? Füme et. Boş kırba. Su doldurulur. Bağ. Aldım. İşçi çekici. Aldım. Tırpanı da alalım şimdilik. Ama ben çabuk doldum be. Ben çabuk doldum be agam. Füme et. Daha iyi ayakkabı. Dolu kırba. Zincir. Şey ne zinciri? Yüzük gibi bir şeydi galiba o ya. Çırak çekici. Burası malzeme dolu. Şunun nasıl ateş ettiğini merak ediyorum. O yüzük gibi bir şey mi? Onun buradan var ya paso gıda buluyoruz. Şurada iki tane düşman var. Oraya gitmeyi tercih etmeyeceğim. Minimap'te görüyorsunuzdur zaten. Pantolonu da giy. Yemeği de ye. Zırhı da giy. Oğlum paşalar gibi zırh yaptık lan. Vallahi paşalar gibi zırh yaptık ha.
Peyniri al, suyu al. Aa. Durun ulan, öyle nefes almayın. Öyle nefes alırsanız adam korkar. Pasta, metal, füme, et. Baltayla taşı her yerde bulurum zaten de. Şu 5 tane ipi almak istiyorum ben. İp muhtemelen daha çok işe yarar. Gerçekten gidip taş ve odun yağmaladığıma inanmak istemiyorum ama. Kızarmış et. Evet. Böğürtlerini atıyorum usta. Yani artık sandığa sığacak yemekten daha fazlası var elimizde. Şu 5 puan nedir bilmiyorum. Galiba lanet puanı. Lanet. Aa, benim 5 lanet puanım var. Yemek yedikçe benim lanet puanım temizleniyor. Boş kırba. Oğlum 5 tane boş kırba var ama bunlar doldurulur da. Üstüm başım çok dolu benim ya. Lan yemek yiyecek bir şey yok ki. Ne yiyeyim yani? Abi baltayla kazmayı ben her türlü yaparım. O yüzden baltayla kazmayı burada bırakıyorum ben. Bunlar beni yok eder mi acaba ya? Kolluğu giy, kafalığı giy, ipi al. Büyülü silah cildi. Büyülü silah cildi muhtemelen daha değerli. İksir var bir de. Vallahi atmak yerine yemeği tercih ettim. 30 canı var lan goblinin. Ne kadar şey olabilir ki? Gel lan. Goblin tırt. Alev yüzüğü mü? Ya, silah daha iyiymiş. Babo goblin tırt. Ben bunlardan boş yere mi korktum? Demir parçalarını alamıyorum. Bu elemanların üstünde ne var? Aa, peynir kumaşı. Oğlum ben buradan dünyanın lootunu aldım. Ne yapayım ben o peynir kumaşını? Şunu bir araştır bakalım. Yalnız alev yüzüğü ne kadar iyi oldu bilmiyorum. Al bakayım peyniri de. Paslanmış demir. Böğürtlen değil de buradan saz alarak çıkmak istiyorum. Çünkü eve gidip sandık yapmaya ihtiyacım var. Muhtemelen boş kırbaları dolduracak bir şeyler falan da yapılıyordur. Aa, var ya, ayı gibi loot bulduk ha. Çorba almamış mıyım ben? Şu boş kırbalara eminim su doldurulur da benim evde zaten kırbam var, öyle değil mi? Yani benim evde kırbam olduğuna göre ben niye şey yapıyorum ki? Benim evde kırbam var. Ekstradan kırba kullanmaya ihtiyacım var mı benim? Şu kamerayı azıcık daha aşağı alalım. Ama yani çorba da o kadar şey bir şey değil. Gerekli bir şey değil ki. Aman neyse, aldım çorbayı. En kötü ihtimalle bir sıkıntı olduğunda çorbayı feda etmeyi deneyebiliriz arkadaşlar. Oo, güzel oldu bak su. Burayı araştırmışım zaten. Şuraları araştırdın mı? Evet. Şu sazı alır mısın? Alabildiğimiz kadar fazla saz alalım çünkü eve gidip sandık yapmaya ihtiyacım var. Ve eve gidip sandık yapabilmem için de bunları şey yapmam lazım. Evde şuradaki kenardaki taşları, odunları da topluyorum özellikle çünkü kazmamı ve baltamı da bıraktım. Burada bayağı loot var diye. Ki tamamını omuzlayamadım zaten ama neyse, eve gittiğimizde kazma da balta da yapacak dermanımız var. Ben bir dünya haritasına geri döneyim. Dünya haritasından eve dönelim. Ondan sonra ufaktan videoyu sonlandıralım. Oğlum adamın çıkası gelmiyor ki.
Şuna bak, zindanlar, antik harabeler, başkalarının beyizleri. Bak Uğur Han diye şurada bir adam var, 37 level. Umarım böyle beynimi patlatmaz ben yokken ya. Daha sağlıklı yiyecekler için bahçe inşa et. Evet, tarıma da geçmem gerekiyor ama daha ben tarıma geçecek canı bulamadım kendimde. Merhaba, gıda sandığı. Açıl bakalım. Açıl susam açıl. Peynirleri al. Et getirdim. İksir getirdim. 15 tane kırban var. Çayım var. Çorban var. Oo, neler neler ya. Neler neler ya. Vay vay vay. Abi dur, pişmiş etlerle pişmemiş etleri şöyle bir yan yana koyalım. Tamam, bizim sandıktan yana sıkıntı yok. Loot sandığını bir aç bakayım. İpleri koy, çivileri koy, paslı demirleri koy. O torba atılacak ya, şu torba çöpe atılacak. Torban var zaten. Şimdi benim evet, daha fazla chest'e ihtiyacım yokmuş ama bir tane alet edevat chest'i yapabilirim ya. Gerçi alet edevat chest'i yapmaya kalkarsam şey olacak. Elimde doğru düzgün malzeme kalmayacak. Şunları götürüp arabaya koyayım. Ondan sonra ufaktan videoyu sonlandıralım. Bir de ben bir ileri levellere bakmak istiyorum. Oralarda neler craftlayabiliyoruz diye. Şöyle bir crafting menüsüne gelirsek. Bahçe yapacağız. Bahçeyle beraber artık tarımsal faaliyetlere girişeceğiz. Turp falan ekeceğiz ki turp tohumumuz var. Kaynak alacağız. Kaynaktan da boş kırbalara su dolduracağız. Tabakhane yapıp derileri isteyeceğiz ve bir yatak yapacağız. Yatağı da uyumak için kullanacağız. Sonrasında daha yüksek silahlar falan filan var. Ahır var. Uzun yay kullanma durumu var. Bak o 38. levele ulaştığında o arkadaş demir ocağını falan kullanabilecek ve demir baltadan falan yararlanabilecek. Abi oyun tek kelimeyle çok iyi ya. Evet. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.